yazıyorsan edebiyatın diğer bilimlerle olan ilişkileri neler acaba? Bekliyorum sizden. Neler? Edebiyat hangi diğer bilimden? Biraz derslerle ilgili düşünün. Neler olabilir? Mesela edebiyat ne ilişkisi vardır? Yazın buradan öğretmeninize. Bekliyorum ben. Edebiyat şu ilişki. Bence kendiniz... Milli sanat, tuvalet, psikoloji. Harika. Kim yazmış bunu? Bakalım. Kaan yazmış. Furkan Ustaoğlu. İbrahim Can Kulat. İknur Eraslan. Din demiş. Din, sanat. Mertcan Akyer. İnsan demiş. Evet. İnsanın insanla olan bir dalı olamaz değil mi? Buse Kese. Sosyoloji. Teşekkür ediyorum. Galaxy S8. Tarih demiş. Galaxy S8 kimse cevap versin. Coğrafya demiş. Harika. Teşekkürler İknur. Kaan felsefe demiş. Teşekkür ediyorum. Koray Tarık hocam. Bitti. Roman nerede kal? Roman. Evet, Türk sormadı Sümeyye. Sümeyye Yavuz mu? Evet. Evet, bilirim Sümeyye'nin cevap verdiğini. Çünkü asla diğer insanlar gibi normal cevap vermez o. Evet, yine de kızmıyoruz dersek katılın. Ben herkese S8 Azra Yapıcı. Azra Yapıcı, tamam. Evet, katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir üzerinden geçeceğim bakalım. Edebiyatın diğer bilim dallarıyla olan ilişkisini gençler. Edebiyat için bir tanım yaptığım bir daha yapmıyorum artık. Edebiyat-din ilişkisine bakıyorum. Sizce edebiyatın dinle ne tarz bir ilişkisi vardır gençler? Oraya böyle inmiş, ya keşke burada olabilseniz de hani yüz yüze konuşabilsek. Yani oradan internetten bakıp da edebiyatın ilişkisi yapayım. Aklınıza gelen saçma şeyler de olabilir. Böyle hemen ya edebiyat zaten hep ne olacak biliyor musunuz bunların edebiyatla olan ilişkisi? Hep eser üzerinden, Sümeyye'nin dediği gibi hep roman üzerinden olacak zaten. Şöyle demişler, ben anlayamadım ama dini açıklama tarihine dayalı bilgileri açıklama gibi. Dini açıklama tarihine dayalı bilgileri açıklama gibi demişler. E sen bunu dinci olarak anla. Hayır, dini... Söylediğin şeyle bağdaştıramadım. Peki, din nedir gençler? Din nedir? Şöyle bir kaba tabir. Sen mi cevap vereceksin? Cevap vermişler. Edebiyat din ile dilden dolayı demişler. Bir de farklı diller barındırdığı için farklı edebiyatlar olur. Sonra da konuşamadım demiş. Hakikaten konuşamamış. Evet, peki olabilir. Farklı dinler, diller barındırır. Peki, dine şöyle diyebilirsek kısacası. İnanç sistemi dersek... Peki bundan çok 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 yüzyıllar öncesinde ne oldu gençler edebiyatta? Daha doğrusu dinde. Öncesinde insanlar ne yaptılar? Bütün temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra yağmur yağdı, şimşek çaktı dedi ki herhalde bir yaratıcı var. Öyle değil mi Orta Asya'da? Yani dedi biz bir şeyler ekiyoruz, barınıyoruz, yiyoruz, içiyoruz, avlıyoruz. Demek ki bir yaratıcı var diyerek ne yaptılar gençler? Felsefede olduğu gibi, felsefeyi gence anlatmaya çalışacağım. Dinde de aynı şekilde bir inanç sistemine bağlı olduğu için fark etmez. Sadece bunu Allah yani Tanrı olarak düşünmeyin. Başka şeylere de Hindistan'dakiler öküze tapıyorlar. Bir başkası işte bizimkiler zamanında Hazreti İbrahim mesela çok gülermiş putlara tapıp sonrasında onları yendiğine vesaire. Yani buradaki inen sistemi, din, edebiyatta ne tarz bağlantısı var? Yine eserler üzerinden var. Ya da hep dediğim gibi geliyoruz üzerine Orhun kitabelerinde, Orhun abidelerinde insanların nasıl yaşayışlarını, yaşayış derken sadece yeme içme, barınmanın dışında da aynı zamanda dinle alakalı ırklarından sonrasında ne var gençler? Yine bir inanç sistemi oluşmuş oluyor. Kısacası bunların hepsini aslında neyde görüyorsunuz? Bir eser üzerinde görüyorsunuz. Yani bize tek tanrı dediğimiz inanç, edebiyat, din ilişkisini ortaya çıkartmış oluyor. Az önce sanata bakmıştık zaten, geçtik, edebi akımları işledik, bir dünya ortak görüşü olmasıyla ilgili sanatla ilgili açıklama yaptık. Peki sosyoloji nedir? Edebiyattaki en önemli madde neydi? Edebiyat ne olmadan olmazdı? Sosyolojide onun aynısı.
Sosyoloji. Toplumsal bilim, toplum. Evet, toplum bilimi yani insanlarla ilgili olan bütün her şeyin hepsine ne diyor? Yedin toplumla edebiyat ilişkisini ne yapmıştık, işlemiştik? Ne vardı bireylerin aynı toprak parçası, aynı kara parçası üzerinde yaşamasıyla canlıların tümüne biz ne diyorduk? Toplum diyorduk. Bu da ne oluyor gençler? Sosyoloji yani toplum bilimini meydana getirmiş oluyor. Peki tarihle ilişkisi ne? Yine Orhun kitabelerindeki savaşları, göçleri değil mi? Destanların oluşumunu tarihle ilgili ne yapıyoruz? Edebiyat ile zaten tarih iç içe olan bir bilim dalı diyoruz. Geçmişten günümüze gelen kronolojik bir zaman sürecinde olan şey ne diyoruz biz? Tarih diyoruz. Evet edebiyat günümüzde de var ama tarihle ilgili yeni şeyler ortaya çıktığı zaman komple ne oluyor? Her şeyi sarsmış oluyor. Yine edebiyatı da nerede görmüş oluyoruz? Tarih ilişkisinde eserler üzerinde görmüş oluyoruz. Coğrafyayı nerede görmüş oluruz? Coğrafya. Evet, coğrafya deyince aklınıza ne geliyor? Cevap yokmuş. Yer bölge demişler, mekan Evet. demişler. Güzel. Farklı gelenekler de olabilir Evet, demişler. olabilir. Çok doğru. Edebiyatla coğrafya ilişkisine baktığımız zaman kim gelebilir aklımıza? Evliya Çelebi gelebilir, değil mi? Bol bol gezen ve bununla ilgili Ahmet Hamdi Tanpınar gelebilir. Beşşehir, Bursa, Ankara, Erzurum gibi birçok yerleri görüp bunlarla ilgili yine hep dediğim gibi eserler ortaya, romanlar ortaya çıkartan insanlar coğrafyayla ilgili de bir olayla ilgili bir mekan tasviri yaptığımız zaman aklımıza ne gelecek gençler? Coğrafya gelecek. Mesela ilk edebi romanımız Namık Kemal'in yazmış olduğu İntibah'tır. İntibah'ta bir aşk üçgeninin olmasının yanı sıra ilk zamanlar Beyoğlu çok popülerdi ve daha doğrusu o zamanlar İstanbul'da Çamlıca çok popülerdi. Sayfada tam 30 sayfa, 20 sayfa sırf Çamlıca'nın güzelliklerini vesaire eserlerde ne yapmış oluyorlar? Tasvir etmiş oluyor bazı sanatçılarımız. Yani romantizm, realizm akımlarında ne yaparak aynı zamanda? Kullanarak. Evet, felsefe. Felsefe nedir? Yani din elbette ki çok açık uçlu bir soru. Ya da çok fazla tanım var ama inanç sistemi diye geçti mesela ya da coğrafya da aynı şekilde tarihte, sosyolojide, felsefede gençler nedir felsefede? Olay nedir? Filozoflar ne yapmışlar sürekli? Hocam bir yorum gelmiş. Bireyin düşüncesini sözlü ve yazılı olarak anlatma biçiminde edebiyat felsefe ilişkisi Evet, çok olmuştur. güzel. Ben cevap verebilirim. Bireyin ne dedik şimdi? Ne dedik edebiyatın tanımında? İnsanın duygu, düşünce, hayal, isteklerini dedik, değil mi? Burada da yani bir düşünce var, öyle değil mi? Felsefede direkt olarak neyi alacağız gençler? Düşünceyi alacağız. İkisinde de ortak payda ne aslında? İnsan, öyle değil mi? İnsanlar ne yaparlar? Düşünürler. Az sonra felsefenin derinlemesine indiğim zaman bakacağım. Ama dediğiniz gibi en önemlisi düşünmek, düşünce, felsefenin sorgulamak daha doğrusu ne diyebiliriz? Kısa bir tanımı diyebiliriz. Peki psikoloji nedir? Psikoloji. Bir bireyin nesidir? Mesela İnsan yaşamını ele alması demişler. güzel. İnsan davranışlarını ne şekilde ele alacak peki? Neyini ele alacak insanın nesini alacak? Yanlışlıkla söyledim. Yok. Şimdi dinde inanç sistemi var, coğrafyada yeryüzü var, tarihte geçmiş var. Ruh demişler. Evet, ruh bilimi güzel. Ruh bilimi yani bir insanın nesini alacaklar gençler? Davranışını alacaklar. Öyle değil mi? Evet.
Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi bu şekilde. Şimdi müfredat sadece felsefe ve psikolojiyi detaylı işlemeyi istemiş. Onlarla ilgili tanımlar yapacağım. Ama bunların da ne yapmış olduk? Sizin söylemiş olduğunuz doğrultuda üstünden geçmiş olduk. Evet, edebiyat başlığımız gençler, yazanlar olursa, edebiyat-psikoloji ilişkisi. Evet, psikolojiyle ilgili dediğim gibi bir tanım yapmak istersek, insanların göstermiş olduğu kişilik bozuklukları ya da ruh bilimi ya da davranış dediğimiz gibi bir bireyin bir topluluğun davranışı, bununla ilgili bunu inceleyen bilim dalı 19. yüzyılın başlarında ortaya çıkıyor. Tabii yok deliler gidiyor, yok vesaire gibi böyle daha o zamanlar çok bilinmiyor. Günümüzde de böyle saçma ritüeller var. Tamamen insanların uydurmuş olduğu şeyler. Nasıl ki bir insanın beden olarak her şeye ihtiyacı varsa ruhunun da aynı şekilde bazı bozuklukları olabiliyor ya da davranışların. Bunları zaten şu anda bir dizi var farkındaysanız ya da biliyorsanız. TV8'de Kırmızı Oda adlı psikoloji okuyanlar mesela o diziyi izleyerek şu anda bazı çözümlemeler yapıyorlar gençler. Başrolü işte Binnur Koya oynuyor. Çok güzel işte. Ben bazen düşünüyorum aslında. Şu anda burada olsanız da bazen de pisim gidiyor, özür dilerim. Şu şekilde şu an burada olsanız da çok fazla naturalizmci, az önce dediğim gibi doğal bir insan olduğum için size çok güzel laflar sokarım. Aslında sizin bu şekilde olmanızın diziden de öğrendiğim, çıkarım yaptığım kadarıyla tamamen aileyle alakası olduğunu düşünüyorum. Ne gibi? Daha doğrusu çocuklukla alakalı olduğunu düşünüyorum. Şu anda dinleyen beni 56 kişi ya bu hoca ne saçmalıyor falan diyebilir ama diziyi şöyle bir izleyenler varsa ya da gerçek bir hayat hikayesi olduğu için ya da şöyle göz ucuyla Instagram'da denk gelenler varsa şiddete neden bir insanın eğilim olduğunu, neden psikolojisinin bozuk olduğunu aslında tamamen çocukluktan geldi ne yapabiliyoruz görmüş olabiliyoruz. Bir psikoloji tanımı yapalım. Yazım yeteri kadar iri mi? Evet. Bir bireyi, bir topluluğu belirleyen yönlendiren düşünme, duygulanma, davranış biçimlerinin tümü bir bireyi, bir topluluğu belirleyen yönlendiren, düşünme, duygulanma, davranış biçimlerinin tümü. Asıl ona tanımı şu şekilde yapabiliriz kısacası. Kişilerin duygu ve davranışlarını inceleyen bilim dalı. Kişilerin duygu ve davranışlarını inceleyen bilim dalı. Evet, yazıyor musunuz bilmiyorum. Geçiyorum gençler.
Şu son tanımı bir daha söylüyorum. Kişilerin duygu ve davranışlarını inceleyen bilim dalı. Peki, birçok roman türü var. Aşk, tarihsel, egzotik. Bunların hemen hemen en başında ne geliyor? Psikolojik roman geliyor. Yani bir psikolojik roman tanımı yapmamız gerekirse kişilerin, yani insanların ruhsal çözümlemelerini araştıran ya da ortaya çıkartan romanın türü nedir gençler? Psikolojik roman. Peki size soruyorum, ilk psikolojik romanımız nedir? Keşke internetten bakmasanız söyleseniz. Ya da yazarı kimdir? Onun cevabını alayım. İlk psikolojik roman. Demek ki psikoloji edebiyat üzerinde o kadar etkili ki farkındaysanız, bunun için siz cevap vermiyorsunuz herhalde. Mehmet Rauf, realizm akımını, insanların davranışları o dönemde o kadar önemli ki şimdi o zamanda olduğu gibi. Evet, teşekkür ediyorum cevap verenlere gençler. İlk psikolojik romanımız Eylül, Mehmet Rauf'un yazmış olduğu Servet İpek'in döneminde. Bu durumda edebiyatı o kadar etkilemiş ki psikoloji, ne olmuş gençler? Bununla ilgili bir ilk yazılmış, bir roman yazılmış. Çünkü insanların davranışlarını ne olmuş? Etkilemiş. Bir tık özet geçeyim size, şunun tanımını yapayım, Eylül'ü. Çözümlemeye çalışan romanlara psikolojik roman denir. Şimdi gençler, ben bir tanım yaptım ya, edebiyat insan demektir, hayat demektir diye. Aslında farkındaysanız kimi noktalarda bazen davranış, yani sözel olan neyleri alıyoruz? Tanımları aldık, tarihtir, felsefedir, dindir diye. Belki de insanı eğer ortak paydaya aldığına göre, belki matematikle de, ki ben anlasam, fizikle de, kimya ile de edebiyatın bir ilişkisi olabilir. Mesela ölçüleri kullanırken 8'le, bu bir rakam biliyorsunuz ki, 8'le hece ölçüsü yazdığım zaman 4+4 ayırırken durak kısmında ölçülerde, bunları da aynı zamanda bilip yine ne var aslında işin içinde, küçük de olsa matematikten, dediğim gibi fizikten, kimyadan anlamış olsam emin olun ki onlarla da ilgili edebiyatın nesi vardır bir yerde, bir ortak paydası, bir ilişkisi olabilir. Evet, psikolojik roman dedik. İlk psikolojik romanımız neymiş? Mehmet Rauf'un roman, Mehmet Rauf'un yazmış olduğu Eylül adlı eserdir. Eylül olmasının sebebi Eylül ayında gerçekleşiyor. Süreyya, kısaca özet geçeyim. Süreyya, Suat ve Necip adında üç karakter başrol oynuyor gençler. Süreyya dediğim erkek, Suat dediğim kadın, Necip de Süreyya'nın kuzeni. Bunların hiçbir şekilde dışarı çıkmalarına, yani ayrı bir eve taşınmalarını istemeyen Süreyya'nın ailesi dışarıda bir bağ evinde ne yapıyorlar gençler? Çıkmalarına izin veriyorlar ve bir bağ evinde yaşamaya başlıyorlar. Bu arada ikisi birbirini ciddi anlamda çok seviyor. Aşk dolular birbirlerine. Bu arada Süreyya'nın Necip adında çok yakışıklı genç bir kuzeni geliyor ve Suat'ın kafasını karıştırıyor. O sıra Süreyya çünkü klişe, kadınlarla ilgilenmeyince aldatılıyor mu bilmiyorum ama o sırada Suat'la ilgilenmeyince Necip ile kaçmaya karar veriyorlar. Ama Mehmet Rauf
Tıpkı Aşk-ı Memnu'da, tıpkı Yaprak Dökümü'nde olduğu gibi güzel bir sonla bitirmiyor ki, bir ceza veriyor roman karakterine. Ne yapıyor? Suat ve Necip'i bir yangın çıkartarak o evin içinde öldürüyor ve böylelikle bir final yaşanmış oluyor. Yani tabii ki bunu ben şu an çok tek düze anlattım. O sırada dediğimiz gibi ilk psikolojik roman olmasının sebepleri, Suat kendi içinde bir gitgeller yaşıyor. Bazı ruhsal çözümlemeler var. Bazı davranış bozuklukları, değişiklikleri var. Bunlarda ne oluyor? Romanda aslında var. Yani dili tabii ki Servet Fünun dönemi. O yüzden ağır bir kitap. Sıkıcı daha doğrusu. İlklerin hepsi çok sıkıcı. İlk tarih roman cezbi, ilk intiba, işte edebi roman. Bu. Araba Sevdası, Recaizade Adam Mahmut Ekrem, ilk realist roman. Çok sıkıcı bunlar. Ama yine de güzel tarafları da var. İlla ki bir mesaj veriyorlar. Evet. Başka psikolojik roman ne olabilir gençler? Dünya edebiyatından aklıma şu anda geldi. Dostoyevski'nin yazmış olduğu Suç ve Ceza vardı. O da gerçekten inanılmaz bir kitaptı. O da ilk dünya edebiyatındaki psikolojik romana girebilir. Evet, yazdıysanız geçiyorum. Yani Menekrof, Eylül, psikoloji, davranış bozukluğu, bunları bilseniz zaten ya aklınızın bir yerinde bir uyanmışsa bir şeyler yeterli. Evet, son başlığımız edebiyat-felsefe ilişkisi. Az önce dedik, felsefede düşünme, sorgulama var diye. Şimdi ben felsefeyi öncelikle şöyle yorumluyorum. Siz ne şekilde düşünürsünüz ya da felsefeciler, filozoflar ne şekilde düşünürler bilmiyorum ama benim şöyle bir başlangıcım var felsefeye dair. Şimdi siz beni dinliyorsunuz, karnınız açsa, tuvaletiniz varsa, kısacası temel ihtiyaçlarınızı şu anda karşılamadan ne yapamazsınız? Hiçbir şekilde beni dinleyemezsiniz. Tıpkı o zaman da Yunanlılar zaten çıkartıyorlar felsefeyi. O dönemde çıkıyor. Tıpkı antik Yunan'da ortaya çıkan felsefe gibi filozoflar da yani insanlar da öncelikle temel ihtiyaçlarını karşılıyorlar gençler. Öncelikle siz ıssız bir adaya düştünüz, ne yaparsınız? Hemen barınma ihtiyacınızı giderirsiniz, öyle değil mi? Bir yerde kalma ihtiyacınızı. Barınma ihtiyacını giderdikten sonrasında elbette ki karnınız acıkacak. Sonrasında ne yapacaksınız temel ihtiyaçlarınızdan? Karnınızı doyurmaya başlayacaksınız. Sonrasında insanlar sosyal varlıklar. Dün dedik toplum ilişkisini işlerken. Bir topluluk, birden fazla kişiyseniz karnınızı doyurduktan sonrasında güven duygusunu elde edeceksiniz. Çak, o sırada bir şey yok. Bir doğa olayı. Yani bir şimşek çaktı, doğal olarak gündüz, gece ne oluyor? Aksediyor yani, devam ediyor. Bu doğrultuda da ne yapacaksınız? Düşünmeye, sorgulamaya, az önceki dine geçtik. Yani bir yaratıcı mı var? Bunlar ne şekilde oluyor diye ne yapmaya başlayacaksınız? Düşünmeye, sorgulamaya başlayacaksınız. Benim düşüncem bu şekilde. Benim karnım açken ben hiçbir şekilde düşünmem şahsen. Yani ben kendimce bu şekilde yorum yapıyorum felsefenin çıkışını. Dediğim gibi ne kadar doğrudur bilemem. Bu şekilde en azından yorumluyorum. Edebiyatın, felsefenin ya da dinin yoruma açık olduğunu düşündüğüm sözel dersler olduğu için. Bir de insan etrafında var olan şeyleri tanımaya çalışıyor. Değil mi? Bunu ifade etmeye çalışıyor. Doğal olarak. Bir şekilde yine edebiyatı kullanıyor. Yine edebiyatı kullanıyor. Sonrasında bilgiyi kullanıyor. Konuşmayı, iletişimi, güzel olanı ortaya çıkartmaya çalışıyor. Böylelikle estetikten, yine sanattan edebiyata doğru ne oluyoruz? Gidiyoruz. O halde bir felsefe tanımı yaparsak, edebiyat-felsefe ilişkisiyle ilgili. Düşünmeye ve sorgulamaya demiş. Uzun uzadıya tanımlar almıyorum zaten buraya.
aslında aynı şeye geleceğim ama cevap bekliyorum katılım olarak. Bizi diğer insanlardan ayıran, daha doğrusu bizi diğer insanlardan değil, özür diliyorum, bizi diğer canlılardan ayıran en temel özelliğimiz nedir? Bunun için internete bakmanıza gerek yok. Bizi diğer insanlardan ayıran, aslında yine soruyla birlikte ne yapmaya başladınız? Bizi diğer canlılardan ayıran en önemli... Akıl ve irade. Evet, akıl ve irade. Ben bunu çok söylemiştim dersinde. Başka bir kişi mi yazmış? Yok, çok. Var mı bayağı yazan? Akıl, düşünce yazmış. Evet. Evet, düşünce değil mi? Düşünce, bir diğeri ise şu anda gerçekleştirdiğim gibi konuşabilme değil mi? Diğer canlılardan özellikle. Ben bu ikisini seviyorum. Zaten bu ikisi bence ayırıyor bizi. Bir, düşünmek, iki konuşabilmek. Aslında maymunlar da çok güzel düşünüyorlar. Bu konuda bir filozof, hatırlamıyorum şu anda hangi filozofun olduğunu ama Descartes diyor acaba. Hatırlamıyorum hangi filozofun olduğunu ama şöyle söylüyor. Aslında diyor, maymunlar da insanlar gibiler diyor. Fakat diyor, bize işi verilir diye bilerek konuşmuyorlar ve yapmıyorlar. Çok enteresan, bana çok doğru bir tespit gibi geldi, bilmiyorum. Yani gördüğünüz gibi çok güzel muzun kabuğunu açabiliyorlar. Ya da dövüşüyorlar falan böyle gayet güzel bir şekilde. Her şeyi yapabiliyorlar ama filozof bir şekilde açıklamış. Bilmiyorum ne kadar konuşasın diyor dersiniz de. Evet. Konuşun. Hepimizde var mı? İrade işlemizde onlardan ayrılan özellikler. Tabii ki. Hayvanlarda da aklında ama irade bir şey. İrade bizi başka bir boyuta geçiriyor. Ya da diğer canlı diyerek öbür tarafını düşünerek inançlı bir insan olarak söyleyeyim. Aynı şekilde meleklerden de ayırıyor ya bize. Bununla ilgili çok fazla hikaye var. Ne olacak diyor, ben işte insanlar gibi bir şey yaparım. Allah da o sırada bu dünyaya melekleri yolluyor ya, bakıyor ki irade cezalandırıyor falan, hatta hangi melekleri olduğunu bilmiyorum. Bunun da birlikte zaten bir sorumluluk. Evet, sorumluluk insanların üzerine. O yüzden insanların Adem, ilk insan, bir diğer anlamıyla Adem insan da demek nedir? Yaratılışların en yücesi, en önemlisi olarak biz varız gençler. Buna ne kadar layığız bilmiyorum ama. Evet, peki orada ortak paydamız neler? Felsefe ile edebiyat arasında bir dil, ikincisi düşünce ya da düşünme, üçüncüsü soyutluk diyoruz. Çünkü edebiyatta da hayaller, düşler, rüyalar vesaire olduğu için burada da aynı şekilde dil, düşünce ve soyutluk ortak paydada. Bunun dışında şöyle Platon'dan birkaç ne almışım? Cümle almışım. Eğer beni dinliyorsanız yorum yaparsınız diye düşünüyorum. Şöyle. Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadır diye. Bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz, neler söylemek istersiniz? Bir kere daha okuyayım. Bilge insanlar diyor, konuşurlar çünkü diyor söyleyecek çok şeyi vardır. Ama diyor aptal insanlar da konuşurlar, onlar bir şeyler söylemek zorundadır. Bir dakika, ben de bir şey söylüyorsam. Cevap yok herhalde. Bir de sorun vardı, onu yazamadım. Peki bir tane daha var. Bunu da Platon yazmış. Dost hem iyi görünen hem de iyi olan insandır. Öğretmenlik her şeyden evvel bir tanrı sanatıdır. Bu konuda yorum yapmak ister misiniz? Dost hem görünen hem iyi olandır. Öğretmenlik her şeyden evvel bir tanrı sanatıdır. Vaktimiz bitti ama bir şeyler yazmışım. Evet, dinliyorum. Cahiller çok konuşuyor genelde demişler. Bir de insanlar bence boş konuşurlar. Bilgi insanlar zaten bilgilidir. O yüzden her konuda fikirleri var. Evet. Katılanlara öğretmenliğin burada da haşa Tanrı'dan daha farklı güzel bir meslek olduğunu övüyor Platon. Katılanlara çok teşekkür ediyorum. En azından ufak bir şeyler de olsa umarım bir şeyler öğretebilmişimdir. Yarın yine dersimiz var bir saatlik.
Orada da yine edebiyatla ilgili bakalım hangi konumuz gelecek onu işleyeceğiz. Görüşmek üzere yarın. Teşekkürler katılanlara.